Birisinin yakını ölmüşse hakikaten başsağlığı ve sabrı cemil dilemek lazım. Bu adap yapılır. Çünkü niye? İnsanın bir yakını vefat edince ayrılıyorsun sen ondan yani. Biliyorsun imanın da var. Onunla mutlaka sen ölünce kavuşacaksın ona da. Fakat geçici bir ayrılık da olsa bir ayrılık var. Hani bir anne evladını memleketinden İstanbul'a gönderiyor. Peşinden su atıyor. Ondan sonra da gözyaşı döküyor. Evladım gidiyorsun. 6 ay 1 sene kalacak orada. Ben bu ayrılığa nasıl dayanırım diyor, değil mi? İnsan sevdiğinden ayrı kalmak istemez. 6 ay 1 sene de olsa ayrı kalmak istemez. Kaldı ki mesela kendisi 50 sene yaşayacak. 40 sene 30 sene yaşama umudu var. Ama o 50 sene 40 sene ondan ayrı kalacak. Yani bunlar hüzün çöküyor insana. Yani bir anda olduğu zaman bütün o duygular sanki ebediyen ayrılacakmışın gibi onun üzerine hüzün çekiyor. Üzüntü çekiyor, çöküyor. Dolayısıyla insan o anda tahammül edemiyor. O kendisini alıştırıncaya kadar elbette ki ona sabır cemil dilemek lazım. Efendime söyleyeyim. O hakikaten hayat bir şekilde devam ediyor. Bizim bu dünyadaki hayatımız. Biz de vakti gelince ona kavuşacağız diye duygulara oturduğu zaman ondan sonra ha dersin ki işte bak fazla üzülmemize gerek yok. Hakikat budur dersin. Ama ilk sadmede insanlar birden bunların hepsini düşünemez.